İnşallah sesimizi Sizleri çok duyarsınız özledik güzel anneciğim. meleklerim benim, güllerim benim. Sizleri çok özledik. Sizleri çok seviyoruz. Sizler bizim her şeyimizsin. Ne olursun yavrucuğum benim, güzel kızlarım. Geri dönün artık. Bize bu vicdan azabını yaşatmayın. Bizleri öldürmeyin kızım benim, güzel yavrularım. Size yalvarıyorum lütfen. Lütfen ne olur geri gelin. Bizler seni affettik. Ne olur korkmayın. Gelin buraya dönün. Hadi güzel yavrularım. Bizleri daha fazla perişan etmeyin. Güzel yavrularım benim. Sizleri çok seviyorum. Edirne'de 3 gün önce sabah evden çıkan iki kız kardeş bir daha geri dönmedi. Kızları için endişelenen ailesi çocuklarından gelecek iyi bir haber bekliyor. Kızınızın giydiği tişört. Evet kızımın giydiği tişört halen daha kokusu üzerinde, kullanmış olduğu koku üzerinde, halen daha kokusu üzerinde. En son bunu giymişti. Saraçhane semti Baba Demirtaş mahallesinde oturan 13 yaşındaki N.Ö. ve 15 yaşındaki E.Ö. 23 Mayıs Salı günü sabah 7.30'da küçük kardeşleriyle birlikte evden çıktı. Kız kardeşlerini okula gönderen iki kardeş bir parkta çalışan dedesinden 5 lira harçlık aldıktan sonra ortadan kayboldu. Ailesi kızlarının bulunması için seferber oldu. Sayın savcımızla uğraşıyor bu işle ama yani evet. Sadece polisimize de saygı girmek zorundayız. Halkımızdan yardım almak zorundayız diye düşünüyorum. İnşallah bir an önce. Baba Gürsel Öz, kızlarının kaybolduğu gün okulda olduğunu düşündüklerini ancak geç saatlere kadar eve gelmeyince polis merkezine bildirdiklerini fakat henüz bir haber alamadıklarını söyledi. Baba Öz, kızlarının bir süre önce komşuları olan Pakistanlı bir ailenin oğluyla kaçmış olabileceğini iddia etti. 23 Mayıs Salı sabahı buradan 3 kardeş okula çıkıyorlar, okula diye gidiyorlar. Gidiş o gidiş, bir de haber alamadık kızlarımızdan. Biz ne yapacağımızı bilemiyoruz. Ne edeceğimizi bilemiyoruz. Telefon numaralarına ulaşamıyoruz. Yani biz en son gittik, karakola gittik. Karakola kayıp başvurumuzu yaptık. Oradan Sayın Savcımız konuyu ele aldı. Çocuk şube devreye girdi. İşte şu anda soruşturma aşamasında. Biz kızlarımızı geri istiyoruz. Kim kaçırdı kızımızı? Burada komşumuz olan Pakistanlı şahıslı kişilerden bir şüpheleniyoruz. Kim onlar? Ali Asat diye bir vatandaş, Türk vatandaşı da değil, TC kimliği de yok, Türkiye oturumu varmış diye biliyoruz. Biz kızlarımızı geri istiyoruz. Kızlarımız Pakistanlılar tarafından kaçırıldı. Bize yardımcı olun. Bizler gerçekten çok perişan bir durumdayız. 2 gündür cehennem azabı yaşıyoruz, cehennemi yaşıyoruz yani. Cehenneme girmeden biz burada cehennemi yaşıyoruz. 2 gündür yeme içme haram, uyku haram. Biz çocuklarımızı geri istiyoruz. Lütfen bize yardımcı olun. Anne Sema Öz de kızlarının birinin yanında telefon olduğunu ancak telefonun sürekli kapalı olduğunu belirterek kızlarından gelecek iyi bir haber beklediklerini söyledi. Ben de bir an önce onlara kavuşmak istiyorum. Onları gören varsa, duyan varsa ne olur bizleri arasınlar, haber etsinler. Ben onlardan şüpheleniyorum. Onlar kızlarımı kaçırdılar. Bir başka bir şey yani diyecek bir şeyim yok. Bir an önce bulunmalarını istiyorum onların. Okula diye gittiler. Bir daha da kayıp yok. Şu an siz duyuyorsalar neler söylemek istersiniz? Kızınıza evet bir mesajınız var. Ebru Neslihan, beni eğer duyuyorsan sesimi sana sesleniyorum. Bir haber et bize, eve gel, hiçbir şey demeyeceğim. Hiç korkacak bir şey yok. Yeter ki yani bize bir ara annem, bir sorun. Kardeşin yanında mı? Bizlere bir haber verin. Bak biz ne haldeyiz yani, sizi düşünmekten artık kafamız allak bullak oldu. Sizden bir haber almak istiyorum. Beni duyuyorsan benim telefonuma bir mesaj atabilirsin. Bizi rahatlayıcı bir şeyler söyleyebilirsin anneciğim. Ne olur bizlere haber verin. Aile kayıp olan kızları için fotoğraflı ilanı cadde ve sokaklara asarak görenlerin kendilerine bildirmelerini istedi. İlanda 23 Mayıs'tan beri ulaşamadığımız kızlarımızı arıyoruz. Görenlerin polis 155'i ya da 0543 427 1916 0537 011 80 70 0505 012 34 32 numaralı telefonları aramalarını önemli rica ediyoruz deniliyor.